Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün oyuncu paketleri ve haftalık etkinliklerimiz geldi arkadaşlar. Oyuncuların seviyelerine, maksimum seviyelerine ve özelliklerine bakmadan önce haftalık etkinliklere bir bakalım. Sonrasında oyuncuları inceleyelim. 99 seviyeli oyuncular da var. 98-97 seviyeli futbolcular da fazlaca yer almakta pakette. Bugün iki tane Japon Ligi etkinliği geldi. Daha önce Konemi açıklamıştı. Bir tanesinden bundan. 1 tane beceri antrenörü ve 60.000 GP kazanabiliyoruz. Diğer etkinlikte burada 50 futbol parası, 3 tane de beceri antrenörü. Toplamda bu iki etkinlikten 50 futbol parası, 60.000 GP ve 4 tane beceri antrenörü kazanmaktayız. Bugün gelen paketlere baktığımızda ise şarjımız da bitiyormuş. %20'nin altına indik. Genç yıldızlar paketi burada benim beklediğimin altında seviyede olan futbolcular da var. Mesela Donnarumma 96 seviyeli bir isim fakat kadromuzda 96'dan 98'e çıkmakta. Daha önce 99 seviyeli kartı gelmişti. Ben minimum 99'luk kart beklerdim konami'den ama yapmadılar. Foden, Kunde 99 seviyeye çıkmakta. Hepsinin maksimum seviyelerine bakalım arkadaşlar. Özelliklerini inceleyelim. Zaten minimum seviyeli futbolcu Kaysedo. 96'ya kadar çıkıyor. Diğerleri 97, 98, 99. Yan tarafta Asyalı futbolcular var. Burada birkaç tane futbolcu çok yüksek seviyeli. Diğerleri düşük. Son 100 seviyeye çıkmakta. Genç yıldızlarda 100 seviyeli futbolcu yer almıyor ama burada son 100 seviye. Tabi tek 100 seviyeli futbolcu kendisi. Burada tabi diğer futbolcu Tomiyasu. Stoperde özellikle çok etkili. Sabek'te de kullanabiliyoruz sabek kartı ama stoperde bayağı iyi özellikleri var stopere göre geliştirildiğinde. Bu oyuncuların bir özelliklerini inceleyelim arkadaşlar. Genç yıldızlardan başlayıp sonrasında Asyalı futbolculara bakalım arkadaşlar. Sırayla gidelim Donnarum'a 96 seviyeye kadar çıkmakta. Kadromuzda takım oy tarzımız 100 olduğunda 98. Daha öncesinde 99'luk kartına da ben baktım dağılımı şu şekilde yapıyormuşuz. Daha fazla ilerleme puanı aslında veriyor oyun. Hava gücü 4. Kalecilik özelliklerin 3'ü de 8'miş. Ama bu sefer ilerleme puanı birazcık az olduğu için bir tane kalecilik özelliği 7'de kalmış oldu. Bundan dolayı da 99'a çıkaramıyoruz kendisini. Ama özellikleri güzel. Sıçrama fiziksel temas da var. Boyu da 1.96. Çok uzun boylu bir kaleci. Oyunda da uzun boylu kaleciler bayağı etkili. Kunde. Paketteki en yüksek seviyeli iki futbolcudan bir tanesi. 99'a kadar çıkmakta. Savunma özellikleri harika. E, hucumcu defans oyun tarzına sahip. Sağ bekte de kullanabiliriz. Birazcık düşüyor seviyesi. Sağ beke göre tabii o zaman geliştirmek gerekecek. Hız hızlanma basabiliriz. Özellikle hiç hızlanma basılmamış. Olur da sağ bekte kullanacak olsaydım ben. Hızlanma hız değerlerini biraz daha arttırırdım. Savunmasından biraz alırdım. Sağ bek için pasları düşük ama... Falso zaten hiç yok. Diğer futbolculara bakacak olursak stoper futbolcusu Eder Militao. Sağ bekte Eder Milita'yı kullanabiliyoruz. Maksimum seviyesi 97. Keşke biraz daha yüksek olsaydı. Agresiflik, ikili mücadele, defansif farkındalık 90 ve üzerinde. Katılımı 87. Eder Militao da güzel futbolculardan bir tanesi ama denge değeri düşük. Bir stoper için denge de önemli. Çünkü o fiziksel mücadeleden sonra dengesi savrulduğunda toparlaması zor olabiliyor. Mesela Delit, genelde en çok denge problemi yaşayan futbolculardan bir tanesi. Takım o tarzımız yüz olduğunda 97, şu denge değerine bakın arkadaşlar. 58. Zaten Delit bir dengesini kaybettiğinde ondan sonra toparlayana kadar kendini topu ağlarda görüyorum. Hatta ben bununla alakalı da böyle kısa bir video paylaşmıştım bir maçta üst üste ne kadar dengesini kaybetmişti kendisi. Ama savunma özellikleri çok iyi. Fiziksel Thomas 90. Rakibin de dengesini bozabilir bu gücüyle. Oyun kurucu oyun tarzına sahip. Sol açık futbolcusu Foden. 99 seviyeye kadar çıkmakta. Yaratıcı oyun kurucu. Birçok yerde kendisini oynatabiliyoruz. Sağ tarafta ama birazcık düşüyor seviyesi. Oyunun etkili isimlerinden biri Foden. Becerileri az olmuş ama biraz daha keşke fazla becerisi olsaydı. Güzel bir futbolcu. Rafael'la keşke biraz daha yüksek olsaydı 94. 97'ye kadar çıkmakta hızlı top sürmesi var. Pas değerleri çok düşük bir kanat futbolcusu. Daha iyi orta yapması için yüksekten pasının, alçaktan pasının, falsosunun yüksek olmasını isteriz. Kendisinde eksik taraflarda ne yazık ki bulunmakta. Santraforu da kullanabiliyoruz bitiriciliği ama çok yüksek değil. Yani kullansak da kendisinden çok daha iyi santrafor futbolcular oyunda bulunuyor. Ve sol bek futbolcusu Alfonso Davis çok yüksek seviyeli. 98'e kadar çıkıyor. Çok hızlı. 99 hız, 94 ız hızlanma, 96 dayanıklılık. Ama pasına baktığımız zaman yüksekten pası 77. Yerin ortası var mı? İyi ki varmış. En azından havadan orta yaptığımızda bu beceriyle birlikte daha iyi olur. Falsos da 76. Savunma özellikleri de 70 ve üzerinde. Çok hızlı bir bek futbolcusu kendisi sıçrama diye boyu kaçtı. 1.85 boyu var 22 yaşında. Güzel bir bek. Ha biraz daha ben ne isterdim? Pas değerleri keşke daha yüksek olsaydı. Falsosu pas değerleri ama bu bile iyi bir kart. Sol kanat futbolcusu Martinelli var. 94'ten 97'ye kadar çıkmakta. Daha önce de gelmişti Martinelli. Aa, sol açıkta 98 diyor ama tabi burada 98 görüyoruz. Belki oyun içerisinde yine 97 de olabilir. Özellikleri bunlar. Ben biraz daha yükseltmelerini isterdim. Çünkü bu sene Arsenal takımında çok iyiydi Martinelli. Yüksek seviyeli isimlerden biri Pedri. 98'e kadar çıkmakta ama sol kanatta yüzlük etkiyle oynuyormuş. Burada öyle göstermekte yapıp uygulaması ama kartı yüz olarak görünmüyor ne yazık ki. Ama sol kanata koyduğumuzda bu özelliklerle sanki yüz seviyeli bir sol kanat gibi orada oynadığını bize göstermekte. Güzel özellikleri var ama Pedri de oyunun en iyi oyuncularından bir tanesi. Sol açıkta da kullanırız, ortada da kullanırız. Kanatta da etkili çalım becerileri var. Birçok yüksek tampası, alçaktan pası, e, hızı ama eksik olduğu yerler olsa da hucuma katkısı çok fazla Pedri'nin. Burada Musiala var. 98'e kadar çıkıyor yaratıcı oyun kurucu. Musiala'yı da birçok farklı yerde kullanıyoruz. Süper yedeği var mı? Evet süper yedek becerisi de var. Oyuna sonradan dahil ettiğimizde form durumu biraz daha iyi olacak. Yüksek seviyeli ve en düşük seviyeli isim Kaysedo. Düşük seviyeli olsa da arkadaşlar özellikleri dengeli dağıtılmış. Savunması var mı? Var. Pası var mı? Var. Yani defansif özellikleri 80'in üzerinde. Pasları da 93-87. E, hız da var. Eksik olan taraf bir orta saha futbolcusu olduğu için fiziksel temasının da iyi olmasını ben isterdim. Orada zayıflığı var. Fiziksel temasa hiç basmış mı oyun? Hiç basmamış galiba. Evet. Mesela pas vermeden bir tane alsam. Hatta ne kadar? 3 tane ilerleme puanı verdi. Evet hiç basmamış. Şimdi ben fiziksel temas basardım. Orta saha futbolcusu. Bu kadar değil savunma özellikleri varken. Seviyesi yine 96 olmakta. Belki biraz daha basabilirdim ama. Bir 2-3 tane de arttırabilirdim. Asyalı futbolculara bakalım arkadaşlar. Burada en yüksek seviyelilere bakalım. 97 kadromuzda yüzü gören son. Son oyunun en önemli açık futbolcularından. Normal kartı bile bayağı iş yapıyor. Özellikleri de güzel. Bir açık futbolcusu için bitiricilik değeri harika. Ceza sahası içinden dışından falsolu olsun. Etkili vuruşları var. Burada da becerileri yer almakta. Çalımı da var. Ben çok beğeniyorum sonu e-futbol oyununda. Çok da oynadım. Bir süredir de oynamadım farklı oyuncularla da oynamak için ama eskiden son kadromun değişilmeziydi. Burada düşük seviyeli isimler çok fazla. Yüksek seviyelerden bir tanesi Tomiyasu. 94 arkadaşlar kadromuzda. 97. Ee, biz back futbolcusu için savunması çok iyi. Hızı 88, hızlanması 81, hızlanma değeri biraz düşük. Ama paslar çok yüksek değil. Hele Falso hiç yok. Falso değeri hiç basılmamış da kendisine. Biraz daha belki falso basılabilir bek için. Ancak Tomiyasu'yu e stoperde kullanmak istersek, stopere göre geliştirmek istersek bu futbolcumuzu mesela stopere göre geliştirelim. Seviye uçuyor arkadaşlar. Stoper seçeyim. 100 birlik stoper gibi oynamakta stoperde. Ama kartı 93 olarak görünecek. Fakat stoperde bu özelliklerde 101'lik bir stoper gibi performans sağlamakta. Çünkü savunma özelliklere baktığımızda 94 ve üzerinde. Hızı da yine bir stoper için gayet iyi. Oyun tarzı savunmacı bek. Kafa vuruşu 82. Boyu da 1.88. Sıçraması 92. Çünkü bazı arkadaşlarımız suyu stoperde de kullanmakta. Stopere göre geliştirmek istersek eğer stoperde kullanmak istiyorsak bu şekilde kendisini geliştirebiliriz. Savunmaya 16. Hava gücüne 9. Ha bir tane kalmış onu da pas vermeye basmış oyun. Başka Asyalı futbolcular var mı yüksek seviyeli diye baktığımızda 93 seviyeli futbolcular var. Onlar kadromuza büyük ihtimalle 96'yı görecektir. Mitomo, Mitoma daha önce Showtime'ı da gelmişti kendisinin. Burada ofansif orta sahamız 96'ya kadar çıkmakta. Burada tabi bu pakette son daha sonrasında Tomiyasu. Benim en çok dikkatimi çeken iki isim. Şurada 68 seviyeden başlayan isim var arkadaşlar. 88 kadromuzda ise 90. Taylatlı futbolcu. Mueanta. Subhanat Mueanta. Ya da ismi farklı da okunuyor olabilir. Bugün gelen paketteki oyuncuların maksimum seviyeleri bunlardı arkadaşlar. Ben genç yıldızlarda birkaç futbolcunun daha yüksek seviyede olmasını isterdim. Donnarumma, Eder Militao, Delit. Delit daha önceden 98'de gelmişti. Hani bu sefer 90, 98 gelmişti. Bu sefer 99 olmasını istiyordum. 97'de kaldı. Eder Militao da bence daha yükseği hak ediyordu. Yapılabilirdi ama düşük oldu. Martinelli de aynı şekilde. Rafael Lado düşük oldu. 94'ten 97'ydi. Çünkü bu genç yıldızlar paketi e futbol 2023'ün de böyle biraz sonuna doğru gelirken seviyelerin daha da yükseltilmesini beklerdik. Konemi birkaç futbolcunun seviyesini yükseltmiş. Diğerleri diğer önceden gelen kartları gibi ya da bir tık altında bırakmış. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.